Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam pediatrik acilde son zamanlarda hasta sayısının gittikçe arttığı influenza olgularını, yönetimini, pandeminin influenzaya etkisini ve tedavi ve aşı konusunu konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Tezer hocamız. Hemen Ulaş Hoca ile birlikte ikisini de canlı yayın alacağım. Katılıyor. Aa, süper. Hoş geldin abi. Selam. Oo, Hasan Hocam abi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız? Hasan abi saygılar. Sizi Instagram'da canlı yayında görmek bu kuşağa nasip oldu. O yüzden de bu kuşağa, ya bu kuşak adına size ve bu kuşak için emek veren herkese katkıda bulunacağınız için çok teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Ben ne biraz şeyim biliyorsunuz bu konularda. Geriyim. Yok abi, biz şöyle, biz Hasan abiden sözü yaklaşık bir 4-5 hafta önce ya abi olur mu? 4-5 hafta önce aldık. Aslında daha önce gerçekleştirecektik ama benim mazeretim oldu. O yüzden yapamadık. Ama çok bir şey değişmedi abi. O zaman influenza'dan biraz bahsetmiştik. Hatta Ergin abiyle olan programdan biraz atıfta bulunduk. Evet. İşte Ergin abi başlamadı dedi. Samsun'daki bir arkadaş başladı dedi. Sonra evet. Şu anda da hala başlamadı diyen var. Başladı diyen var. Biz şimdi arkadaşlara tekrar... Tabii ben tüm sunumlara mutlaka bir şekilde ChatGPT'yi yerleştirmeye başladım abi izninizle. Yani bu yapay zekanın herhangi bir sunumumuza dahil olmama gibi bir lüksü kalmadı. Ben hepsinde bir şekilde bunu yerleştiriyorum. Hatta bu görsel influenza'nın bu dal i diye bir şeyi var. Oraya bana acil serviste influenza salgınında bir fotoğraf çiz diyorsunuz. Ve o kendine ait özgün bir fotoğraf çizip size bunu gösteriyor. Bu şekilde bir figür sergiledi. Tabii burada birazcık o yapay zekanın halüsinasyonunu da görebilirsiniz. Doktorların acil serviste beklediğini görüyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani yapay zekaya göre hani hem hastalar hem doktorlar bekliyor gibi görünüyor. Biraz ilginç bir şey, tabii ki çok eğitime ihtiyacı var daha bu asistanların. Şimdi özümüze geri dönersek burada bu yılın son programı olacak abi. Biz neredeyse her salı günü saat 21'de programlar yapıyoruz. Bu özellikle güncelliği yakalamaya çalışıyoruz ve alanında uzman sizi Caner çok kısaca sadece Gazi Üniversitesi Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı olarak tanıttı ama zannediyorum bizim arkadaşlarımızdan sizi tanımayan yok. O yüzden böyle söyledi. O yüzden de yani Milli Pediatrisinden Çocuk Enfeksiyon Derneği'ne, işte pediatrik probiyotikten ne bileyim o bilimsel tıpa kadar, o hani şeyde gerek webinarlarda işte gerek o sağlık biliminin, Sağlık Bakanı'nın o şey dönemindeki COVID bilimsel kuruluna kadar uzanan yelpazede neredeyse gerek aşıda hani yer almadığınız bir bilimsel kuruluk olmadığını biliyorum ben. O yüzden Caner kısa geçti. Vallahi ekranları özlemediğimi fark ettim burada. O sürekli erkek ekranlardaydık. Sabah ile akşam. Evet. Bazen günde 10 defa canlı yayınlara katılıyorduk. Uzun zamandır hakikaten bir şey oldum, bir tuhaf oldum. Bizimki biraz farklı abi. Bizde çoğu pediatrist arkadaşımızın evet, aile hekimleri evet. Var, acil tıp hekimleri var. Evet. Şimdi izninizle birkaç tane interaktif soru hazırladım ben. Sadece Caner, kod belli oluyor mu? Yazayım mı ben yoksa? Yok, yazalım abi. Peki sen görebiliyor musun? Ha tamam, buradan görebilirler. Yine yazayım ben, tamam. Kod. Arkadaşlar ilk defa girenler için kod 8362 2519. Buna katılım sağlayarak, hani bunu okutarak ya da kare kodu, direkt tüm slaytları şeyinizde göreceksiniz. Cep telefonlarınızda ya da bilgisayarınızda. Evet, herkes katılım sağladıysa geçebiliriz. Abi arada ben soru soracağım.
Önce arkadaşlara soracağım, sonra sizin yorumunuzu alacağım. Bu şekilde interaktif gideceğiz. Tabii aşağıdan geyikler de dönecek, bilginiz olsun. Yani Olacak öyle o sizin kadar. katıldığınız Habertürk'teki ya da işte CNN Türk'teki programlara benzemeyecek, direkt söyleyeyim size. Evet, şimdi abi arkadaşlarımıza şu anda dolaşımda olan virüsleri soruyoruz. Kendilerinin gördükleri, konfirme ettikleri ya da konfirme etmeye paralar olmadığı için, test olmadığı için konfirme etmedikleri ama anamnez ve fizik muayene ya da kısmi laboratuvar bulgularıyla düşündükleri virüsleri soruyoruz. Bakalım ne diyecekler. Konumuz influenza ama tabii influenza dışında da virüslerin dolaşımda olduğunu biliyoruz. Ve acaba influenza tam olarak ne level'da onu da öğrenmek adına, arkadaşlarımızın düşüncelerini öğrenmek adına önemli bir şey olacak. Onun üzerinden gidersek daha iyi olacak. Evet. Evet. Güzel. Ben de zaten bu soruları hazırlarken ve açıkçası influenza sunumuna hani şu anda herkesin neredeyse her ateşi 39 derecenin üzerine çıkan çocuğu influenza olarak değerlendirip doğrudan antiviral tedavi başladığı bir dönemdeyiz. Acaba doğru mu değil mi diye düşünürken dolaşımdaki virüslerin arkadaşlarımızın düşüncesine göre çoğunun RSV rinovirüs, RSV'nin 2 yaş altı, rinovirüsünde özellikle bu astmatik ya da atopik çocuklarda bu öksürük ataklarını en azından biz sahada bunu görüyoruz, tetikliyor ve bu şekilde enfekte ediyor. İnfluenza A'nın da daha geri planda olduğunu düşünüyorlar. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz abi? Evet arkadaşlar, aslında doğru cevap verdiklerini düşünüyorum. Respiratuvar sinsital virüs RSV bir yaklaşık 3 haftadır ciddi bir şekilde dolaşımda ve herkes tecrübesinde, pediatrist arkadaşlar, servislerin büyük bir grubunun bundan olduğunu biliyoruz zaten. RSV hakikaten biraz ağır gidiyor. Fakat da enteresan bir şekilde sekonder pnömoniler de, bakteriyel pnömoniler de yapıyor. Rinovirüs biraz etkinliğini azaltmaya başladı ama bir 10 gündür influenza yavaş yavaş dolaşıma girdi. Aslında Ergin abinin o yayın yaptığı dönemde bir influenza çıktı. Biz de geçen seneki gibi mi olacağız diye bakanlığın verilerini takip ettiğimizde bir endişeye kapıldık ama dolaşımdan çok enteresan bir şekilde, hızlı bir şekilde kayboldu. Ama bir 10-15 gündür influenza tekrar dolaşıma girdi. Çok aktif mi? Hayır. Ama dolaşımda var. Hem A var hem B var. Ama RSV ağırlıklı olarak en sık dolaşan etken. Süper abi, teşekkürler. Devam edebiliriz Caner. Zaten hani 82-2020 yılları arasında, tabii ki bizimkiler değil ama bizimkiler de az sonra grafiklerde görünecek. Aslında piki Aralık ayında yapmıyor gibi görünüyor. Ocak-Şubat ayında yapıyor gibi görünüyor. Şu anda da ama vakaların görülmeye başladığını siz de istatistiklerde söylüyor. Devam edelim Caner. Arkadaşlarımız da söylüyor. Şimdi pandemi tabii hayatımıza girdikten sonra her şeyi değiştirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı dedik ya. Acaba influenza vakaları pandemiden öncesine göre şu andan bahsediyoruz. Arttı mı? Azaldı mı? Değişmedi mi? Okey. Çok, evet. 3, 4 ve 2 arkadaşımız. Aşağıdan RSV Rino gelmeye devam ediyor. Biraz geride kaldı o. Evet. Caner, geçelim bunu. Abi bir de böyle bir soru sordum izninizle. Bakalım ne cevaplar gelecek. Evet. Şimdi bir şeyler yazacaklar onlar. Twin'de mi? Ben de bunu hazırlarken gördüm dediğim gibi. Bunu da ChatGPT'den öğrendim. Onu da itiraf ediyorum. Hiç duymamıştım böyle bir aslında şey. Aslında multidemi de var. Twindemi de var. Şimdi. Ben de benim bildiğim abi pandemiydi, epidemiydi, evet, endemiydi. Başka da hani demi, evet. Bir de çayım demi var abi. Yani herhangi bir şekilde twindemi duymamıştım. Ha, çift pandemi diyenler var. Rino RSV birlikteliği diyenler var. İkisinin aynı anda olması diyenler var. Aşağıda influenza COVID birlikteliği olabilir. Belki de twinde mi diyenler var. İki pandeminin aynı anda ortaya çıkması gibi cevaplar var. Twitter'da yayılan veriler. Güzel. Çok güzel.
Evet, devam edelim. Şimdi bütün bu veriler, bundan sonraki veriler aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün FluNet diye bir sitesi var. Herkesin ulaşabileceği veriler. Az önce sizin de söylediğiniz, Hasan abinin de söylediği, istatistiklerini de söyledi. Bizim de bu Dünya Sağlık Örgütü'nün FluNet aracılığıyla çektiğimiz veriler neyi gösteriyor onu görelim. Evet, bakın pandemiden öncesini görüyorsunuz. Pandemide zaten hiçbir şey yoktu ve şu anda benzer zamanlara baktığınız zaman sanki influenza'da gerçekten ciddi bir azalmadan bahsediyor olabiliriz. Aynı dönemden bahsediyoruz. Yani yılın 52 haftasını düşündüğünüz zaman 47. haftasına denk gelen bir dönemde geçen senelerde 42. haftaya baktığınız zaman inanılmaz bir azalma var. Devam edelim Caner. O bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün verisinde de var. Evet bakın burada 47. hafta 2022'de %15,2'ymiş test pozitifliği. Türkiye diye seçiyorsunuz bakın. Bizim de Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiğimiz veriler. Bir sonrakine geçelim bu seneye. Bu sene de %2,70. Yine 47. hafta. Burada şu ortaya çıkıyor. Sizin gözlemlediğiniz, bizim gözlemlediğimiz ve Hasan abinin söylediğinde bir şey var. Bu azalmış gibi görünüyor. Şimdi soru gelsin. Bu azalmayı neye bağlıyorsunuz diye soruyoruz. Covid-19 influenza yedi mi? Virüsünü azalttı mı? Covid-19 için yaptığımız aşılar mı farklı bir şey yaptı? Korunmayı mı öğrendik? Yeterince test mi yapılmıyor? Ama bu veriler yeterince test yapılmıyor şeklinde açıkçası daha önceki yapılan yıllarla benzer sayılar olduğu için ve bunlar aslında bir ülkenin sürveyansının sonuçlarını göstermesi açısından sanki bu test yapılmıyor şıkkı doğru değil. Şimdi Hasan abi yorumlayacak onu. Sizin cevaplarınız geldikten sonra. Evet, burada en fazla seçenek yeterince test yapılmadı. Belki sadece buzdağın üstünü görüyoruz diyen arkadaşımız var. Bir de korunmayı öğrendik. Covid-19 bize influenza'dan da nasıl korunacağımızı öğretti diyen arkadaşlarımız var. Evet abi. Önce sizi sonra ChatGPT'ye soracağız bunu. Valla dediğim gibi bir Covid sonrası dönem hepimiz için farklı bir dönem oldu. RSV'nin farklı bir şekilde bir seyir izlediğini gördük. Geçen sene influenza'nın farklı bir seyir izlediğini gördük. Tabii bu dönem hepimiz için aldatıcı olabiliyor. Yani yakından takip etmek gerekiyor. Yani korunmayı öğrendik de daha az olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çok son dönemlerde siz de görüyorsunuz Hiç Hasan kimse abi. maske takmıyor hala. Hiç Aynen kimse öyle. elini yıkamıyor. Kimse. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha. Okullarda şeyler yeterince test yapılmıyor da katılmıyorum. Artık birçok merkezin test yapma, hızlı antijen testi de var. Ne bileyim şimdi bizim ayaktan hastalarda Gazi'de 4 test bile yapabiliyoruz moleküler yöntemlerle. Yani o kadar yatmasına gerek yok. Sadece 4 etkenin bakıldığı influenza A, B, RSV ve COVID'in de bakıldığı tetikler var. Virülans azalmış olabilir de katılmıyorum ben. Bence doğru cevap şu. Biz geçen sene COVID sonrası hakikaten tahmin edemediğimiz bir dönemde ama artık normal seyrine döndük. Normal influenza seyrine döndük. Bu bütün etkenler için geçerli. Bundan sonra da böyle gidecek gibi duruyor. Yani normal seyre, rayına oturdu yavaş yavaş diyebilirim. Ben öyle Tamamdır. düşünüyorum. Sadece takvimde bir değişiklik oldu diye düşünüyorum o Aynen, zaman. Değil mi? O da aynen. pandemi Evet. bunu etkiledi. Okey. Evet, ChatGPT'ye aynen. sorduk mu Canan? Ona bakalım. Evet, bir de ChatGPT'ye sorduk. Neden influenza pandemiden sonra azalmış olabilir diye. 5 tane şık sıralamış. Bir tanesi demiş ki kalıcı davranış değişikliği. İkincisi demiş ki COVID için yaptığımız aşılar acaba bir şekilde influenza'ya da koruyor mu? Üçüncüsü herkes influenza aşısı yaptırdı. O yüzden acaba aşı bunları koruyor olabilir mi? Virüsün evrimi ve dolaşımı nedeniyle bir önerisi var ChatGPT'nin. Bir de sağlık sistemlerindeki değişiklikler gibi bir seçenek sunuyor. Evet. Buna bir yorumumuz olur mu? Geçelim abi bunu. Bence geçelim. Tamam. Konuştuğumuz şeyler aslında. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi abi bu sayıları konuştuk, numerik değerleri. Şimdi sıra geldi aşılamaya. Şimdi bu biz her sene biliyoruz ki bunun bir dönemi var. Aslında en
peak önerilen bir dönemi var ama ondan sonra da acaba bu dönemde de yapılır mı? Ya da şu anda da yapılır mı? Ya da peak dönemde de yapılır mı diye sorular var. İnfluenza sezonu boyunca aşılamaya devam edilsin mi? Kim devam edilsin? Bununla ilgili bir soru Evet. soruyorum mu Zöner yoksa Hayır Hasan abiye soruyorum. mi soruyoruz? Bak. Aynen Hasan Hoca'ya. Güzel bir soru. Çok sevdiğim bir soru bu Ulaş. Çünkü insanlar hakikaten yanlış biliyor. Doktor arkadaşlar bile bazen bu konuda yanılabiliyor. Şöyle düşünün. Antikorumuz aşılarda genelde 14 gün sonra oluşur. Yani siz aşılandığınızda bugün 14 gün sonra korunmaya başlarsınız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Birinci. Türkiye'de kabaca influenza sezonu Aralık ayının yani ikinci haftası gibi başlar. Bunu da biliyoruz. Yıllardır normal seyri bu şekilde. Bu bildiklerimiz bunlar. Ama genelde tüm dünyada Ekim ayı gibi başladığını bildiğimiz için, dolaşım da çok arttığı için Ekim'in başından itibaren aslında aşılanmanın doğru olduğunu söyleriz biz. Ama mevsim Mayıs'a kadar devam eder. Yani siz aslında Mayıs'a kadar aşılanabilirsiniz. Mevsim devam ettiği sürece. Yani Mart'ta da gelse bir kişi, Şubat'ta da size sorsa, Ocak'ta da sorsa, belki Nisan'da da sorsa aşılanabilir. Şöyle düşünelim. 9 yaşın altında bir çocuk ilk kez hayatında aşılanacaksa iki doz aşı ihtiyaç duyar. İlk kez aşılanacaksa. Yani Ağustos'ta bile aşılamaya başlayabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çünkü ikinci dozdan sonra asıl istediğimiz koruma gerçekleşmiş olacağı için. Ve risk grubunda olan bir hastaysa, kişi ise bu, dediğim gibi Ağustos'tan ilk kez aşılanıyorsa, Ağustos'tan itibaren çocuksa aşılanabilir. Tamam, herkesi sezon bitene kadar aşılıyoruz. Çok güzel. Devam edelim. Herkesi, kimleri Şimdi gelecek. aşılayalım? Şimdi gelecek abi. Şimdi Ha. gelecek. Evet. Evet. Aşı bunda yok, gelmeyecekmiş abi. Burada direkt şey tanıya geçiyoruz. Siz isterseniz söyleyin. Evet, yani şimdi bize kabaca sordukları zaman bana aileler çok sık soruyor. Her gün bu soruyla karşılaşıyorum. Bu aşılarını yaptırayım mı? Evet, yaptırın diyorum. Ama bizim dikkat etmemiz gereken bir grup var. 5 yaş altı, özellikle de 2 yaş altı çocuklar. 6 aydan önce yapamıyoruz zaten. Onun da altını çizelim. 6 aydan önce çocuklar aşılanmıyor. 5 yaş altı çocuklar, obezite olanlar, altı kronik bir hastalığı olan çocuklar, gebelerin kronik hastalığını açabiliriz. Onları saymıyorum artık. Diyabetti, karaciğer sorunlarıydı, böbrek sorunlarıydı. Obeziteydi, tekrar altını çizeyim. Nörolojik sorunlarıydı. Mutlaka aşılamamız, kronik bir akciğer hastalığı olandı. Aşılamaların mutlaka yapılması gereken grup olduğunu söylememiz gerekiyor. Neden? Bu grupta hastalığın nasıl gideceğini kestiremiyoruz. Riskli bir grup. Ağır, şiddetli gidebilir. Hospitalizasyonlar artabilir. Bir sonraki aşılması yoğun bakım ihtiyacı olabilir. Bir sonraki aşılması mekanik ventilatör ihtiyacı olabilir. Bir sonraki aşılması maalesef kayıplar bu grupta olabilir. Ama bir noktayı söyleyeyim. Biraz uzatıyorum ama Yok abi. mortalite kimlerde çocuk grubunu ele aldığımızda çocuk grubunda fazla oluyor deseniz aslında baktığınızda yarısında ancak risk faktörü oluyor verilerde. Yarısı aslında risk faktörü olmayan da çocuk. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hep risk faktörü diyoruz ama risk faktörlü olmayanların da etkilendiğini unutmamamız gerekiyor. Hatta mortaliteyle sonuçlandığını. Tabii. Okay. Hafif bir hastalık ama ağır gidebileceğini de bilmemiz gerekiyor. Tamamdır. Süper. Şimdi teste geldi sıra. Yani imkan olan test yapsın mı çıkıyor buradan abi sonuç. Yani hızlı test varsa hızlı test yapsın. Ya Hızlı test test yoksa şöyle, tedavi başlama kararında test %100 bize yani yapın demiyoruz. Mevsim başladığını biliyor iseniz, mevsim başladığını biliyorsanız, hastanın semptomları da uyuşsa başlayabilirsiniz. Mevsimin başladığını ama tedavi kararınızı etkileyecekse özellikle mesela geldi hasta arada kaldınız ama evde bir risk grubu var. Risk grubu olan biri var. Kişi risk grubunda bunu biliyorsunuz risk grubunda test tercih edebilirsiniz ama test
tedavi başlamada %100 sizin yanınızda olan bir şey değil. Süper. Devam edelim. Kime test yapmayacağımız soru. Bunlar az önce söylediğiniz risk grupları değil mi abi? Evet. Yani aynen öyle. Bu hastaların sezon boyunca aşılanması, hatta sezon başlamadan önce aşılanıp dozlarının tamamlanması öneriliyor. Ya da evde bu tür hastaların bulunması durumunda bu kişilerle temas edecek kişilerin hastaneye influenza semptomu nedeniyle gidiyorsa bu hastaların tedaviye başlangıç kararı açısından da önem taşıyor. Bir grup. Önemli bir grup. Süper. Şimdi bir tane soru geldi abi. Test negatif klinik uyumluysa ilaç başlayalım mı diyor. Tabii ki. Tabii ki. Eğer sezon başladıysa biliyorsanız influenza benzeri bulgular geliyorsa hasta ateşi var, kuru bir öksürüğü var, burun tıkanıklığı var, kas ağrıları var, baş ağrısı varsa ve çevrede de influenza biz hekimiz çünkü. Biz hekimiz biliyorsak tabii ki başlayabiliriz. Süper. Ama tabii biraz sonra belki konuşacağız, soracaksın. Her önümüze gelene de lütfen başlamayalım. Aynen çok fazla öyle. Çünkü başlanıyor. O çok doğru bir yaklaşım değil. Şeyin başında da öyleydi ya Hasan abi. Covid'in başında da gelen herkese makrolit, işte maalesef, anti-inflamatuar, antiviral ne bulduysak başladık. Şimdi yani, kemoprofilaksiyi soruyoruz. Yani şu an şunu da söyleyelim. Amerika'da da ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın verilerini biliyorum. Direnç geliştirilmiş bir suç yok. En azından geçen sene yoktu. Bu sene de veriler toplanıyor ama olmayacak anlamına gelmiyor. Bunlar direnç geliştirebilen ilaçlar. O yüzden başlarken her önüne gelen değil. Sadece akılda antibiyotik değil, akılcı antiviral de tabii kullanılması ki, tabii gerekiyor. Tabii hepsi için bu. Bütün tedaviler için geçerli. Kemoprofilaksi önerelim mi diye sormuşuz arkadaşlarımıza. %70'i evet demiş. %30'u hayır, hayır demiş. Tabii ki her önüne gelene bunu da önermeyeceğiz. Çok yanlış bir yaklaşım olur. Yani biraz evvel söylediğimiz gibi risk faktörü olan bir kişi, yani ne demek risk faktörü? Hastalığı ağır geçirebilecek bir grup var. Bunu biliyorsunuz. Size saydık biraz evvel. Bu grup bizim için önemli bir grup. Biliyoruz ki bunlar hastalığı ağır geçirebilirler. Bunlarla kemoprofilaksi başlanır. Onun dışında her önüne gelene kemoprofilaksi başlamıyoruz. Komplikasyon gelişme ihtimali yüksek ve mortalitesi yüksek olabilecek tüm hasta gruplarına kemoprofilaksi verilir. Saydırmız onun dışında grupları. Evet, o az önce söylediğimiz. Peki profilaksiyi geçtik. Şimdi tedaviyi kime ve ne zaman önerelim diye soruyoruz. Size değil abi. Önce arkadaşlarımıza soralım. Evet. Bunlar tabii sahadan topladığımız veriler eşliğinde en sık yapılan yanlışlar, doğru bilinen yanlışlar olarak seçtik ve o şekilde soruyoruz ve kanıtların da scientific background'unu da sizden alıyoruz. Evet, klinik ve mevsim uyumluysa herkese başlıyoruz. İlk 9 günde, ilk 2 günde, ilk 48 saatte klinik uyumluysa evet, aşağıya eğer sisteme giremediyseniz yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk 9 gün herkese. Bu da abi A-grup betemotik streptokok enfeksiyonu gibi herhalde düşünülüyor değil mi 9 gün? Öyle gibi geldi. Bana da öyle geldi. Yani. 6 yaş 6 ya yatıştı. Klinik uyumlu. Özellikle ilk 24 saatte influenza düşünüyorsak, test pozitif ve klinik uyumluysa ilk 48 saat diyen arkadaşımızın sayısı daha fazla gibi. İlk 2 gün evet. Biraz daha bekleyelim bakalım. Çünkü bu çok önemli bir husus. Evet, yorumlardan 48 saat geliyor değil mi Caner? Daha fazla. Evet. Evet, ekranda yorumlar da daha çok 48 saat diyor abi. Şöyle, güzel bir soru. Hospitalize edilen bütün hastalara başlamamız gerekiyor. Birincisi bu. 48 saat çok güzel bir yanıt. Aslında bütün viral etkenlerde enfeksiyon kaynağıysa biz ilk 48 saatte başlanmasını öneririz. Mesela Kırım Kongo kanamalı bir ateş geldiyse genelde ilk 48 saatte ribavirin tedavisini başlamak isteriz biz. Bütün viral enfeksiyonlarda benzer bir şey var. Hospitalize bir hasta geldi. 48 saatten bahsetmiyorum ama hospitalize de. 48 saat istediğimiz bir süre hospitalize edilen bir hastada. Yeri gelmişken onu da vurgulayayım. 5. günden sonra da başlayabilirsiniz hospitalize edildiyse. Altını lütfen bunu çizelim.
48 saat diye kalmayalım. Hospitalize edildi. Dördüncü günde demek ki ağır gidiyor bu hasta. Beşinci günde de başlayabilirsiniz. Altıncı günde de başlayabilirsiniz. Ayaktan izliyorum hastayı ama ağır bir gideceğini düşünüyorum. Evet, başlayabilirsiniz. Hiçbir risk ama bu hasta grubu risk grubunda olacak. Ayaktan risk grubunda izlediğim hasta. Evet, ona başlayabilirim. Ama hiçbir risk grubunda değil. Ulaş, 6 yaşında bir çocuk geldi. Ama siz o hastanın yüksek bir ateşi var. Hepimiz siz de görüyorsunuz acilde, biz de Evet. görüyoruz. Yüksek bir ateşi var, 39 derece ama bir yatış endikasyonunuz yok. Ama bir kötü gidebileceğini düşünüyorsunuz ve ilk 48. saatteyseniz, bakın orada önemli, onda da başlayabilirsiniz. Süper. O zaman klinik manifestasyon ve şeye göre, hasta özelliklerine göre karar Tabii. veriyoruz. Tabii. Bu Bir da örnek şeyi verebilir miyim? konfirme eden. Tabii tabii abi, buyurun. Şimdi hafta sonu bir hastam çok yüksek ateşi vardı. 4 yaşında astım tanısıyla izlenen bir hastam. Aradılar. Ateşi yüksekti. Acile yönlendirdim. Çocuğun influenza kliniği vardı. İnfluenza A hızlı antijen testiyle tespit edilmiş. Çocuğa başladık. Çocuk 4 yaşındaydı. Kardeşi var yalnız. Kardeş de 1,5 yaşında. Bakın vaka bazlı değerlendirmek. Şimdi kardeş 1,5 yaşında. 4 gün sonra annesi, çocuğun ateşi düştü. Başladı 48 saatte. Hemen zaten yanıt alıyoruz. Kliniği toparladı ama yaklaşık bir 4 gün sonra kardeşinin ateşi, annesi aradı beni. Hocam çok yüksek değil ateşimiz. 37,5 derece. Biraz çıkar gibi oldu. Kardeşinin, abisinin ilacından başlayayım mı diye sordu. Bak güzel bir vaka. Ben izleyelim dedim. Başlamadım. Nitekim ateşi dirençli seyretmedi. Bol hidrasyonla, semptomatik tedaviyle ateşi çıkmadı ve biz o çocuğa başlamadan o şeyi geçiştirmiş olduk. Vaka bazlı çok güzel vurguladın. Örnek davranmak gerekiyor. Klinik monitorizasyonla, yakın klinik Evet. monitorizasyonla da bu aşılabilir diyorsunuz. Evet. Tamamdır abi. Evet, bu hastalık şiddetinin, zaten siz söylediniz abi, bu onu gösteren bir literatür. Ne kadar erken o kadar iyi. İlla ilk 48 saat değil, ilk anda yakaladınız. Yine riskli bir hasta ya da yine semptomları çok ağır gidecek o gruplarda bir hastaysa, mümkün olan en kısa sürede başlanması gerekiyor deniyor. Tamam, devam edelim. Bu da 6 saati 12 saat, 24 saat, 48 ve sonraki saatlerle karşılaştıran ve hastalık süresinin ne kadar kısaldığını gösteren bir çalışma. Yine sizin söylediğinizi konfirme ediyor. Geç olsa da hasta hospitalize ediliyorsa mutlak surette başlamak gerekiyor. Çünkü Yani bu ağır geçiriyor demektir. şunu bilmemiz gerekiyor. Bak Ulaş, bir çocuğa biz enfeksiyoncular bir tedavi başlarken çok yönlü düşünürüz. Yani başladığımız tedaviyle neyi bekleriz? Bir, ağır geçmesin. Değil mi? Ağır geçmiyorsa hızlı iyileşsin, okula gidebilsin. Aynen öyle. Hospitalize etmek zorunda kaldıysak, hospitalizasyonda pnömoni ilerlemesin, ağır geçmesin. Yoğun bakıma gitmesin, mortalite seyretmesin. Bizim ilaçlardan, antivirallerden yine bir enfeksiyoncuların beklentisi karşıya da bulaşı engellesin. Yani saçılmayı azalsın. Oseltamivir de yanlış bilinen bazı şeyler var. Oseltamivir, nöraminidaz inhibitörü partikülleri azaltır. Yani sekresyonların içerisindeki virüs yükünü azaltır. Süresini kısaltmaz. Bu çalışmalarda gösterilmiş. İşte söyleniyor çünkü bulaş süresini kısaltır diye. Öyle bir özelliği yok. Yani virüs yükünü azaltması da bizim için önemli. Çünkü temasta virüs yükü de oldukça önemli. Ama dediğim gibi çocuklarda çok çalışma yok. Randomize kontrollü çalışmalar. Hiçbir antiviralde maalesef yok. Çoğu erişkin çalışmalardan uyarlanmış ama genel anlamda çocuklarda hospitalizasyonu azalttığını biliyoruz. Ve genelde erişkine bridging yaptığımız zaman, çalışmaları bağladığımız zaman mortaliteyi de azalttığını oseltamivirin söyleyebiliriz. Ama tekrar altını çizelim, her önüne gelen hastaya da başlamıyoruz. Süper. Bu verdiğiniz sorunun
Evet, sizin cevabını verdiğiniz soruyu burada soruyoruz. Etkiler demişler. Burada tabii klinik gidişi etkiler ama mortaliteyi etkiler mi diye sormuşuz. Mortaliteye dolaylı olarak eğer klinik gidişi kötü gidiyorsa tabii şöyle de bir oran var. Komplike olan yani hastaneye yatan influenzaların neredeyse beşte birine yakını ağır nörolojik komplikasyonlar da geliştirebiliyor. Ve ağır nörolojik komplikasyonla hani bazen mortalite bazen morbiditeyle de seyredebiliyor. Onu da arkadaşlarımıza söylemiş olalım. Yani beşte bir, %20 oran çok büyük bir oran. Özellikle yatan hospitalizasyon, hani hastaneye yatan influenza hastaları için. Sanırım daha orijinal bir şey söyleyeyim size. Ben bundan 6-7 yıl önce çok geniş bir kohort çalışmasını yurt dışında bir toplantıda erişkin hastalarla dinlemiştim. Bunlar şimdi yayın haline geldi, hep okuyabiliyorsunuz. Özellikle influenza nedeniyle hospitalize edilmiş erişkinler taburcu olduktan sonra kalp krizi geçirdiklerinde mortaliteleri influenza geçirmenine göre daha yüksek. Ve bu yüzden de özellikle belli bir risk grubunun belli bir yaştakilerin aşılanması oldukça önemli olmuş. Yani korunma. O sertemeveri konuşuyoruz ama öncelikli olarak hasta olmamamız Hasta gerekiyor. olmamak gerekiyor. Aynen öyle. Evet. O yüzden aslında gerçekten çok taze bir pandemi atlatmış bir dünya olarak neden bu kadar ChatGPT'nin istediği kadar insan davranışlarına yansımadı bu? Hala göremiyorsunuz bunu. Bu arada yan etkilerinden bahsetmişler ama evet yani kusma gerçekten çok yüksek bir Karın oran. ağrısı, kusma. Karın ağrısı bunların azaltılması sevgili Sözer nasıl azaltabiliriz bilmiyorum. Şöyle, Kusmaya göre. Ulaş. Şimdi bir de enteresan bir yan etkisi var. Özellikle bu tam oturtulamamış sebebi bilinmiyor. Japonya'da görülen delirium ve kendi kendine Evet. zarar verme. Evet. Japonya'da var enteresan bir şekilde. Ama bu şöyle de bir eleştiri alıyor. Acaba bu influenza'nın kendisinin yaptığı bir yani bir Ensefalit komplikasyon mu diye. Ha şöyle söyleyeyim, bizde yok Türkiye'de. Bizde yok. Covid'den hemen önce baloxavir, o da nör amilinase inhibitörü, tek doz. Tek doz. mi? Bir onay aldı. Özellikle 12 yaş üstü çocuklar için ama Türkiye'ye giriş yapmadı. Bizde yok. Peramivir, IV, tek doz. Amerika'da var. Mükemmel bir Zanamivir. şeymiş ya. En sevdiğim abi benim tek doz. Yani Tabii zanamivir pediatristin ya da mesela ailenin en sevdiği şey. Tek bir tane tabii yapıyorsun bitiyor. başka antiviraller de var. Mesela bizim Covid'de kullandığımız favipravir biliyorsunuz Evet favipraviri. biliyorum biliyorum. RNA polimeraz inhibitörü. Japonya'da kullanılıyor influenza'da. Bizde şu an yok ama tabii influenza'da ruhsatlı. Vardı zaten. Biz o Covid'de kullanılabilir mi diye gündeme geldi ve kullanıldı. Favipravir. RNA polimeraz inhibitörü Türkiye'de yok. Ha bunlar çok aslında gördüğün gibi seçenek çok. Türkiye'de onaylı olan oseltamivir ve şunu sorabilir arkadaşlar. Çocuklarda en fazla çalışması olan hangisi hocam diye oseltamivir. Yani geniş yelpazede o saydığım gruplarda hospitalizasyon, yoğun bakıma geçiş, mortalite, ağır hastalık, hastalık süresi gibi baktığınız zaman oseltamivir tek ajan. Süper. Evet, devam edebiliriz Caner. Ulaş abi, ben de bir soru sorabilir miyim Hasan hocam? Tabii ki, tabii ki sen abi arkadaki rejisin. Ya bak önde görünmüyorsun o yüzden. Hocam, Hasan abi sorabilir şimdi mi? bu tabii. Şimdi bu o oseltamivir sonrası kusmayla gelen Evet. çocuklarda kesme indikasyonu mu o oseltamivirin? Hayır. Risk faktörü ise ve Şöyle kusuyor çocuğu çocuk. sürekli art arda kusturduysa tabii ki kesme endikasyonu olur o Caner. Yani veremediyse, hiç beslenmesini bozduysa biz şey gibi bu herkes ensefaliti hasta geliyor. Hepimiz takip ediyoruz zaman zaman. Ama ölümcül mortalitesi ağır olduğunu biliyoruz. Hastaya diyaliz çevirip bazen asiklovirini veriyoruz, devam ediyoruz. Çünkü vermezsek mortalite gelişebilecek bir hastalık. İnfluenza'da böyle bir şey yok. Hastanın kusmaya bağlı dehidratasyonu, elektrolit bozukluğunu, renal fonksiyonlarının bozulduğunu düşündüğü zaman hidrate edersin hastayı. Hala şey olmuyorsa vermesin. Yakın takip edersin. Herhalde Caner ve sevgili Sözer şunu soruyor zannediyorum.
Acaba bunlara Zofran verelim mi? Yani ondan sen Siz acilciler seviyorsunuz yani, hani verip devam mı edelim diye. Muhtemelen onu soruyor. Ya valla şöyle dikkat edersen beni cevap evet, biliyorum biliyorum abi. Biliyorum abi. Çok çok net anladım. Sanki yani ama sizin cevabınız şu. Verebildiğimiz ölçüde verelim. Eğer o da bir Biz çözümse ha vermeye aynı tek bir çalışalım. defa, tek Aynen. bir defa Evet, demek ki evet. bizim ihsenli çocuklarda da hep önerdiğimiz bir defa verip çünkü kısır döngüden çıkmamız Aynen, gerekiyor. aynen öyle. Kusma daha tablo çıkmıyor hasta bir defa verip görebiliriz tabii. Ama sizin gözetiminizin altında diyelim o zaman. Süper. Teşekkürler. Bir Sanem bir şey sormuş. Kreşe giden kardeş varlığı evdeki 6 aydan büyük, 2 yaştan küçük. Küçük Risk kardeş faktörü. için risk faktörü müdür? Aşı Risk önerebilir faktörüdür. miyiz? Risk Evet. faktörüdür. Risk faktörüdür. Şöyle mesela evde 3 aylık bebek var. Bakıcısı var. 3 aylık bebeğe aşı yapamıyorsunuz ama bakıcısına evdeki ebeveynlere yapılmasını öneririz. Süper. Bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Sağlık personeline biz niye sürekli ısrarla influenza aşılarımızı olalım diyoruz. Tamam, sağlık personelimizi korumak asıl hedefimiz ama sağlık personeli de influenza olup hastasına bulaştırmasın diye. Neden? Lütfen yeri gelmişken söyleyeyim. Bütün viral enfeksiyonlar bulaştırıcılığa semptomlar başlamadan önce başlarlar. Kızamık döküntü başlamadan 4 gün önce Başlamam. başlar. Aynen. Su çiçeği 2 gün önce başlar. İnfluenza 24 saat önce başlar. Yani semptom olmadan hasta bulaştırıcıdır. Ulaştırıcılar. Hastalarımızı da koruyalım diye biz sağlık personelinin aşılanmasını isteriz. Süper. Devam edelim Caner. Burada mortalite ile ilgili herhalde. Ne kadar erken başlarsak hastalık Evet. komplikasyonu öyleyse mortalite de öyleydi. Zannediyorum bu son slide değil mi? Aynen. Yani virüs rahat bir virüs değil. Yani antijenik shift, antijenik drift yapabilen bir virüs biliyorsunuz. Segmente bir virüs, başka bir virüsle karşılaştığı zaman tamamen yeni bir virüs ortaya çıkartabiliyor. En son öğrendiklerimiz ne yapıyor? Geçen sene ne gördük? Grup A streptokoklara bağlı toksik şok sendromları gördük. Neden? Neden? Epitelyal yapıyı bozuyor. Tight junction'lar arasındaki mesafeyi bozuyor. Stokin fırtınasını artırabiliyor. Ve o bölgede bulunan sekonder bakteriyel enfeksiyonlara grup A streptokoklar gibi, pnömokoklar gibi, stafilokoklar gibi ikinci ağır enfeksiyonlara yol açıyor. Bunu gördük, canlı gördük geçen sene. Bize ders de verdi. Ders niteliğinde bir düşünce, görüştü bu. Bu yüzden önemli bir etken. Ha, hafif geçiriliyor, bunu biliyoruz ama çocuklarda semptomatik hastalığın geçirilme şeyi %10 gibi duruyor. Semptomatik hastalığın instansı %10 gibi duruyor. İyi bir rakam. İyi bir rakam. Ama şunun altını da çizmek lazım. Hep risk grubu diyoruz. Risk grubu çocuklar diyoruz. Çocukluk çağını konuştuğumuz için. Ama hastalık ağırlıklı olarak da risk grubu olmayanlar da görülüyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden korunma, hakikaten ben hep söylerim, beni bilir arkadaşlar. Hastalık geçirilmeden önce önlemlerin alınması, bir meninkok enfeksiyonu için ulaş, seninle de sık sık konuşuyoruz. Evet abi. Biz bunu biliriz, sen de bilirsin. Hasta acile geldikten sonra, döküntüsü ortaya çıktıktan sonra hastalığın nereye gideceğini kestiremezsiniz. İstediğiniz en iyi antibiyotikleri başlayın. Hastada stokin fırtınası başladıysa nereye gideceğini bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Anladım. O yüzden korunma bizim için hep birinci sırada yer alır bütün hastalıklarda önlem. Şu an elimizde ne var bunun için? Aşılama var. %50 oranında da korusa aşı bizim için oldukça iyi bir rakam. Onu da unutmamak lazım. Süper. Mükemmel bir şekilde. Zannediyorum bitti değil mi Caner? Evet, bitti. Tamam. Abi çok teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ya da benim kaçırdığım bir soru olabilir. Onu tekrar yazarsanız Hasan abiye buradayken soralım. Evet. Yani çünkü çok güzel Evet. özetlemiş olduk. Bir rakamlar aslında pseudo bir düşüş gibi görünüyor. Özetlersek. İki Pseudo düşüş kemoprofilaksi. demeyelim. Normal mevsimine döndü diyelim. Benim görüşüm o şekilde. Ben Grip Bilim Kurulu'nda da görev alıyorum Sağlık Bakanlığı'nın. O yüzden verileri de çok yakından takip ediyoruz Ulaş biz. Görüntü o. Ama şunu öğretti bize COVID-19'dan sonra herhalde
İnsanlar şunu da gördü, hekim arkadaşlar da, bu tür enfeksiyonlar artık iklim değişikliği mi dersiniz, yaşam şekillerinin insanların değişikliği mi dersiniz, artık bilemiyorum. Artık mikroorganizmaların davranışlarını kestiremiyoruz. Yani davranışlarını kestiremediğimiz için insanların en önemlisi bence kendisini koruma. Tabii ki koruma yollarından, ben mesela, beni arkadaşlar biliyorlar, Covid bittiğinden beri hala hastaneye girdiğimde maskemi takıp hastaneye geçirim. Akşam çıkınca maskemi çıkartırım. Kapalı bir yere gideceksem maskemi takarım. Uçağa bineceksem beni görürler, tanıyanlar oluyor bazen. Hocam hayırdır diye soruyor uçak personeli, bir şey mi var diye, maskemi takarım. Çünkü elimizdeki güç şu an o. Ve kalabalık yerlerde çok bulunmayacağız. Pencereleri açacağız, havalandıracağız. El hijyenimizi de sağlıyorsak bence koruyabileceğimiz, yapabileceğimiz şu an aşılarla birlikte bu, başka bir çözümümüz de yok. Ama önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz tabii ki ne olduğunu. Covid sonrası beklediğimiz bir hadise miydi? Evet, beklediğimiz bir hadiseydi ama bu sene normal mevsimine dönmüş gibi duruyor. Gibi duruyor diyorum ben. Ne olacağını bilmiyoruz. Bunu da bekleyip göreceğiz. Evet, zaman bize gösterecek gibi görünüyor. Evet, evet. Abi bol bol çok teşekkürler var. Ve timing için çok teşekkür ediyorum. Tam zamanında başlamadan vermişsiniz bu bilgileri gibi. Eğer varsa şeyler. Caner yani, sen sor istersen. Hocam, sorular da var. Genel görüyorum ben de Ulaş. Bizi o seltemevi vermiştik. İşte hasta tekrar bir 10 gün sonra tekrar influenza oldu geldi. Bu aşı değil verdiğimiz tedavi arkadaşlar. Aşı değil. Bunu unutmayalım. Mesela anne geliyor işte, ben bu çocuğa işte 3 ayda 2 defa beta oldu. Penadur yaptırdım vesaire. Aşı değil ki anne diyorum. Bu aşı değil yani, antibiyotik. Penadur yapınca 21 gün sonra biter etkinliği. Bilemedin 28 gün sonra. Oral tedavi verdiysen 12. günde tekrar dolaşıyor mikroorganizmalar. Evet, gitmiş değiliz ki çiçek hastalığı gibi. Dolaşımda olduğu sürece hastada gerçekten var. Ha, bu şeye benziyor arkadaşların sorusu. İşte başlamış ateşi yokken o seltemir geldi, bu sefer gerçekten influenza var. Hasta geliyor, klasik Ulaş, eleştirebilirsin. Otit diye tedavi başlamış. Annesine bugün geldi hasta. O ateşi var mıydı? Yok. Kulak ağrısı var mıydı? Yok. Burnu tıkalıydı hocam. Doktor arkadaş muayene ederken işte otit olduğunu söyledi hastaya işte. Belki viral enfeksiyona bağlı kızarıklık var. Zaten çocuğum öyle oluyor abi genelde. Bana geldi bugün, çocuğun ateşi başlamış. 48-76 saatte bugün geldi canlı örneği. Ama bu sefer gerçekten de kulağı kızarmış ve kulağı ağrıyor çocuğun. Sığısı da var, mat. Ne, bu sefer antibiyotik başlıyor, başlanmış. Ne vereceksin? O yüzden verirken dikkat edip vermek en doğru yaklaşım. Süper. Abi bu bir canlı aşılar aynı anda yapılabilir mi diye vardı değil mi? Enişteki Caner yanlış kaçırdı. Evet. Arkadaşlar çok kısaca, kabaca bilgi vereyim. Parenteral uyguladığınız canlı aşılar aynı gün yapmıyorsanız bir ay ara bırakmak zorundasınız. Parenteral. Oral parenteral böyle bir süre yok. Onun altını çizelim. Oral aşılarda böyle bir şey yok. Canlı parenteral aşılar yapıyorsanız bir aylık süre gerekir. Onun dışında gerekmez. Okula dönüş ne zaman hocam? Nasıl yani, okullar kapandı mı ki? İnfluenza. İnfluenza için soruyor abi. Şimdiden okulları mı kapattınız? Ne yaptınız arkadaşlar? Caner bu da ciddi bir soru lan gerçekten. İnfluenza sonrası ne zaman okula dönsün çocuk? Caner çocuğun şöyle söyleyelim. İnfluenza'nın en bulaştırıldığı olduğu dönem, bakın bunları bilerek hareket edersek daha rahat yaklaşırız. Üçüncü günde maksimumdur, yedinci günde artık bulaşı biter çocukların. Semptomları düzeldikten 24-48 saat sonra bence artık gidebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Öyle düşünün. Biz çocuğun dışında çünkü bütün viral enfeksiyonlarda diğer çocukları da düşünmek zorundayız. Bulaş açısından. Gönderirken ona dikkat ederek göndermek zorundayız. Caner okullar açılabilir. Devam edelim. Açabilirsin. Bir de 9 yaş altında ilk dozla ikinci doz arasında uzun süre olursa bağışıklığı etkiler mi? Nasıl anlamadım? 3 ay olursa diyor abi.
1 ile 2. doz arasında ha, değil mi Caner? Evet. Şöyle arkadaşlar, bu yıl yaptım. 7 yaşında bir çocuk geldi. Bu yıl tek doz yaptım, unuttum. Seneye geldi hasta. Bence bu soru daha güzel. Seneye hasta geldi. Ne yapacağım? Seneye olduğu için, ilk yılın hemen sonrası olduğu için yine 2 doz yapacağız. Unutmayalım bunu lütfen. Ha. 8 yaşında daha çocuk. Onu unutmayalım. Artık şunu da unutmayalım. Ülkemizdeki 3 tane onaylı ruhsatlı aşı var, influenza aşısı var. Her üçü de 6 aydan itibaren yapılır. Eskiden 3 yaşın altındaysa ulaş, 3 yarım doz yapılıyordu. Artık yok. Hepsi 0.5 cc'si. Hiç öyle 0.25 cc diye bir şey yok. Hepsine tam doz yapacağız. 3 yaş altı diye bir kavram yok. 9 yaşından önce ise ilk kez yapılıyorsa bir arayla 2 doz yapacağız. Süper. Aşısız bir çocuk için, hiçbir aşısı olmayan bir çocuk için kızamık, pertussis, influenza hangisi önce vurulmalıdır diye soruyorum. Vallahi hangisi aşısız bir çocuk geliyorsa biz hemen çocuk enfeksiyoncular hemen hepsini ne bulursak tabii ki, yaşına uygun hepsini yaparız. Aynen. Belli bir programımızı çizip hızlı, ben çünkü o hastayı belki bir daha bulamayabilirim, göremeyebilirim. Ulaş. Yaşına uygun diyorum ama lütfen onu şey yapmayalım. Yaşına uygun aşırı hemofiliz influenza'yı 5 yaşından önce yapmıyoruz. Pneumokok 5 yaşından sonra yapmıyoruz. Pneumokok'u yapmıyoruz gibi. Yani yaşına uygun. Biliyorsun BCG aşısını belli bir yaştan sonra yine yapmıyoruz. Belli bir dönemde PPD ile yapıyoruz. Biz çocuğu yakaladık mı, yaşına uygun hangi aşı gerekiyorsa hemen programını yaparız. 3 doz şemayla tamamlarız. Süper. Abi çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Caner, benim kaçırdığım bir şey var mı? Okullar da son bir soru. Son olsun bu. Üst Y bulguları olan hastaya aşı yapalım mı? Yoksa aile ertelemek istiyor bazen. Şöyle arkadaşlar, ateşi olan bir hastaya klasik kitaplar der ki hafif hastalığı olan çocuklarda aşı yapılabilirdir. Hafif hastalığın tanımı ne? Ulaş. Sen acilcisin. Vallahi hiç genel durumu ve günlük konforu bozmayan ama hasta çocuk, çocuğun, herkese... Peki çocuk bir hastada sen acil uzmanısın, hocasısın. Çocuğun 6 saat sonra ateşinin 39-40 derece olmayacağını... Bilemezsiniz. Öngöremezsiniz. Hiçbir semptom ya da hiçbir şey öngörülemez tabii. Yani bunlar hakikaten çok zor. Dikkatli değerlendirilmesi gerek. Ben kendi pratiğimde bekliyorum. Enfeksiyon bulguları olan. Aslında neyse, ben de bekliyorum abi. Çünkü ne olacağını bilemiyorsunuz. Tabii ki ne olacağını bilmiyorsun. Yapıyorsun aşıyı. Aşıya bağlı mı acaba? Mesela yani aynen, ateş yapan aşılar da var. Bundan sonra çocukta bir konvizyon gelişiyor. Vay efendim. Aşıları zor duruma düşürüyorsun bu sefer. Aynen. Ondan sonraki dozları yapmak istemiyor. Lütfen bunları karar verirken ona göre karar vermek lazım. Tamam. Peki şöyle söyleyelim. Grip oldu. İnfluenza aşısını yaptırabilir miyiz? Evet. Onu da soruyorum. İnfluenza oldu. Yaptırabiliriz. Hangi tip olduğunu, alt tipleri var bilmiyoruz. Yine de yapılabiliriz. O güzel bir soru olmuş oldu. Onu da buradan vurgulamış olalım. Usame bir soru soruyor. Usame. 10 gün mü bekliyoruz, 14 gün mü? Okulun kapı açılmasını mı? Özür dileriz Usame. Hayır abi. Bu şey soruyor herhalde. Üstüye geçirdi. Bekliyoruz dedik ya. İyileşince arkadaşlar. Semptomlar düzelince hemen. Ya hemen yapacağız. Hiç beklemeyelim. Öyle bir süre yok. Harika. Evet. Okulları kapattınız. Duymasın. Vallahi ya. Caner, o soru efsaneydi yalnız. Ya. Bir de okey. Başka bir şey var mı? Soracağım. Yok, başka yok. Abi çok teşekkür ediyoruz. Yok hocam. Mükemmel teşekkür bir ederiz. Sunumdu. Kafamızdaki tüm sorular çok güzel bir şekilde, background'lı bir şekilde sunuldu. Ya önemli bu. Ve tür bundan şeyler. Sonra başka aynı ne zaman isterseniz her zaman. Aklımızda tamam, söz almış olduk abi o zaman. En kısa derneğiniz zamanda. Adına da ben çok... buradayım. O yüzden her zaman birlikte işbirliği yapmak bizi her zaman mutlu eder. Çok sizleri seviyoruz.
Sizlerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Efsanesi izliyorlar abi size. Bizce de öyle. Teşekkür size. Ederiz. O zaman en kısa zamanda efsane The Legend is back diyoruz ve Fenerbahçe'ye mutlaka geri dönmek ekliyoruz. Evet. İnşallah maça gidiyorum bu arada. Evet. Ha, gerçekten mi? Evet. Süper evet. Abi. Maça süper. Gidiyorum. Bir aksilik harika. Olmazsa. Hadi bakalım. Kesin kar yağar. Yollar kapanır. Abi okullar kapanır o zaman. Hadi görüşmek üzere. Siz çok fenasınız. Arkadaşlar bakın. Covid döneminde beni suçladınız. Suçladılar. Okulları kapatıyorsunuz. Ya asıl suçlu iki kişi burada. Herkese abi güzel bir herkese akşam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere abi. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.